YouTuber Face Reveal Accident mı? Aa, olur mu ya? İyi de niye ki tracking kaybettiği zaman normale dön diye şey var. There we go. Okay. Aa, Hello, oha. everyone. This is Miko. I'm a technician. Hi, nice to meet you. Hello. Hello, nice to meet you. I'm basically wearing an Exxen suit. Which one's the technician? Oh yeah, which one is the one that's puppeting who? Who's puppeting who? I guess you guys will never know. Oh my God, my head lump, guys. It's so painful. Okay. Bu kadar trekking nasıl yapıyorlar lan? Bu inanılmaz bir şey. Bu nasıl bir teknoloji ya? Bu web kamerasının çok ötesinde ha. A quick rundown of this whole thing, since there's some of you guys who Bir tane head tracking, bir tane de hand tracking almış aslında. may have never seen me before, who's never seen this whole thing before. So I'm currently. Oha, inanılmaz. YouTuber nasıl yapıyorsun peki kendine? Create YouTuber. Ya bunların tasarımları nerede yapılıyor? Hangi programda? Code Miko. Hello, human friends. I am Kuboto, and welcome to my channel where I report on everything I've learned about your species. Today, Oha. my research has led me spiraling down one particular rabbit hole, driven by a single, burning question: the name of her 3D virtual avatar, which she controls using a motion capture suit and face tracking technology. Hold up. Bu çok lan, bu fazla ha. Bu inanılmaz ya. Çıldırmışlar yani. Bayağı profesyonel iş bu çünkü. Let me back up for a minute. Before streaming on Twitch, the technician had 4 years of experience doing research and development in live animation. After which, she started working on the Miko character in January of 2020. She even crafted a backstory where Miko is an NPC who wants to be in a AAA game but can't, due to a glitch in her system. So she is left to wander through different game worlds. She started streaming around April under the name Miko Glitch before switching over to Code Miko, which was probably a good idea since searching for Miko Glitch today would have returned mixed results with this character. What? Miko is modeled in Maya and textured in Substance. She then uses Unreal Engine to create all of the environments, animations, and interactions. Basically, the whole thing is programmed to run like a game. She purchased an Xsense MVN motion capture suit for around $13,500. And that's with a 50% independent developer discount. She uses the app Live Link Face on her iPhone to capture the facial tracking data, and it feeds directly into Unreal Engine. And she does this all by herself, for the most part. And yes, she is a real female. I am a girl. Yeah, I'm a girl. Now, let's take a look at how all of this fits within the context of the whole VTuber and virtual influencer landscape. Early creators like Ami Yamato and Kizuna AI, helped to popularize the idea of a virtual avatar. This paved the way for more developers, which brought in more content creators, which inspired even more development, and so on. Now, with free VTuber software readily available, coupled with minimal hardware and some design skills, anyone can dive right into becoming a VTuber. This past year alone, we've seen an explosive growth in popularity within the Western VTuber space. From independent artists and creators bringing all different types and flavors of personalities, to VR enthusiasts, to Çok massive ilginç VTuber ya. talent agencies, they've all helped to prove and legitimize the interest in both 2D and 3D VTuber talent agencies. Virtual avatar content. Acayip bir yere so gitmiş so, ha. In fact, that it even enticed non-VTuber creators to give it a try. Why all of a sudden is it a problem about my looks? We have done hundreds of streams. Virtual influencers, on the other hand, are created with such high-quality CGI work that it blurs the line between reality and fiction. Their interactions with their audience is not as direct as that of VTubers, since their purpose is more about selling a lifestyle and working directly with other influencers and brands.
So where does Miko fit into all of this? Well, considering everything that she's developed, I would say she's probably in a category of creators that doesn't even have a name yet, and I'm not just talking about the 3D technology. AI Angel is another example of a creator who uses motion capture technology for her content. But beyond the tech, what really makes Miko and the technician unique is her ability to tell a bigger story. And I think this is where you really get to see Code Miko's strengths. Unlike V2... Aa, ulan gerçekten Metaverse'e girmiş olmak, gerçekten böyle Cyberpunk'a gelmiş olmak ne kadar güzel ya. Çok güzel valla. İlginç. Abi çok sağ ol, bana bir iş fikri verdin. Şimdi bunları sipariş ettikten sonra OnlyFans açacağım. Aç tabii kardeşim. Vatan millet kazansın, aç. YouTubers who use anonymity to help their character and personality shine. Code Miko's personality is a blend of two worlds. Literally. In the virtual world, Miko invites guests on for interviews. From a bunch of credit cards that you're getting screwed on. I love that right there. Like a little baby bird in its nest. That's so cute. I don't know why they would. That's what I'm saying. Okay, see, there are more dead bodies all over. World. And one day, she wants to build an RPG world complete with bosses and game animations. So Miko's virtual world is filled with unlimited possibilities, which will creatively inspire. In the real world, the technician's content can be more down to earth, personal, and informative. And he was super supportive of my Miko stuff. Propulsion part. Boyfriend. During this. Kızın da ismini teknisyen diye geçmesi çok ilginçmiş ha. Tam Cyberpunk kafaları ha. İnanılmaz yerlere geldik ya bir anda. Hyper Robot diye bir aratsana CS. Bizde de oyuncu olan var böyle. Ama bizde ise karıştırmayalım abi şimdi. Ondan sonra dramaya bulaşırız yine, belli olmaz. Vay be. Neler neler varmış. Yine şaşırdık. Yine bilinçlendik. Sertaç Dinçel abonemiz olmuş. Hoş geldin. Artık anime kızları gerçek mi? Vallahi anime kızları gerçek değil ama anime kızlarının gerçek olduğu bir yer gerçek. Öyle bir şey yani. Artık gerçeğin yarısına gelmiş konu yani. Teknoloji akıyor. Vallahi şaştım kaldım ha. Koray bir an izleyek o da girdi böyle işlere. Doğrudur. Ne anime kızları gerçek değil mi? Yani artık gerçek olmaya doğru hızlıca yaklaşıyor ha. İnanılmaz. Oha, abone olalı bayağı bir zaman oldu, yeni mi çıktı? Evet evet Sertaç, kafasına göre çıkıyor onlar ya. Koray Birant bir öncü gerçekten son videosundan sonra. Ne yaptı acaba ya, bakayım ben de. Görkem Gürsoy bir kişi abonelik hediye etmiş. Bir bakalım. Koray Birant ne yapmış bilmiyorum. Son dönemin en popüler konu başlıkları olan NFT ve Metaverse üzerine bizimdesiniz arkadaşlar. Biraz ahkam kesmek istiyorum. Aslında Metaverse ve NFT'yi beraber anlatacağım ama tabii parçalara bölmek zorundayım.
O yüzden önce Metaverse'le başlayalım. Şimdi Metaverse'ün kelime anlamına baktığımızda iki kelimeden oluşuyor. Meta ve Verse. Meta Yunan kökenli bir kelime ve sonrası demek. Verse de bildiğimiz gibi evren demek. Aslında yeni bir terim değil arkadaşlar Metaverse. İlk defa Neil Stephenson'un... İyi akşamlar, bugün tat ve koku duyum gitmişken baldan tatlı bir yerine geleyim dedim. Herkese selamlar demiş Yağmur. Yağmurcuğum hoş geldin. Bir bilim kurgu romanı olan Snow Crash'te sanıyorum 93 ya da 94 senesinde karşımıza çıkıyor ve orada da bilgisayarların yarattığı bir evrenden bahsediyor. Yaşı yeten arkadaşlar belki de Metaverse kelimesi kullanılmadan ilk olarak 2003 senesinde Second Life ile bu Metaverse ile karşılaşıyorlar. Zaten Second Life de yine Snow Crash romanından ilham alınarak yaratılıyor. Aramızda Second Life'da BDSM kulübü işletenler bile var. Aslında 18 senede bu kavram var. Bunun altını çizelim çünkü sanıldığının aksine hiç de yeni bir kavram değil. Tabii ne oluyor? Sevgili Zuckerberg kardeşimizin Meta lansmanı ile beraber Rukiye teyzemiz ve Feyzullah abimiz de Metaverse'ü diline dolayınca işin magazinsel boyutu bir anda popülarite kazanıyor. Kimse kusura bakmasın arkadaşlar, ben açıkçası buna boomer eğlence istiyorum. Aslında bu hayal edilen evren demin de dediğim gibi Second Life ile başlamıştı ya, ama güncel pek çok oyunda da aslında bu tanıtılan, anlatılan hayatlar yaşanıyor. Mesela Minecraft, değil mi? Fortnite, Roblox, bunların sadece birkaçı. Ama buradaki kargaşa, daha doğrusu benim mantığıma oturtamadığım, bir tane Metaverse'ün olması gerekirken bir anda yüzlerce Metaverse duymaya başladık. Epic Games yani Unreal 4-5, Microsoft, Nvidia, Facebook gibi ve birçok marka kendi Metaverse'lerini duyurmaya başladılar. Aslında bunların yarattıklarına Island deniyor, yani ada. Bu ada kümelerinin bir araya gelmesiyle birlikte bu Metaverse oluşuyor. En azından böyle olması gerekiyor. Ama tabii bu kapitalist düzende herkesin derdi benimki asıl Metaverse, benimki daha büyük, benimki daha işlevsel. Ortada arkadaşlar daha fol yok, yumurta yok, herkes bir sidik yarışına şimdiden girmiş durumda. Geçen gün gazetede gördüğüm bir haberden bahsedeceğim size. Böyle kocaman bir manşet atmışlar. Cadde Bostan Metaverse'de satıldı. İyi de kardeşim hangi cadde Bostan? Bu haberi okuduktan sonra ofiste hep beraber baktık. Şu an arkadaşlar inanmayacaksınız ama 860'ın üzerinde kendini Metaverse diye adlandıran platformlarda arazi satışı var. Sen şu an İstanbul'da bir daire aldığında fiziksel dünyada bir daire satın almış oluyorsun. Ve onun arz talebe göre gerçekten bir değeri oluyor. Peki senin yatırım yaptığın yerdeki evren 3 ay patlarsa 3 ay sonra... Pardon arkadaşlar, 3 ay sonra patlarsa ne olacak? Değil mi? İşte şu an çok bilinmeyen var ve bu bilinmeyen yetmiyormuş gibi bir de genel telaş var. Bunun nedeni de demin saydığım bu büyük markaların yarattığı bu algı ile fırsat yaratmaya çalışanların çoğalmasıyla bir de üzerine zaten sanal olan bu dünyalarda sanal kullanıcıların yani botların alım satım yapmasıyla müthiş bir kaos var. Hoş geldin Meta Kaos. Benim size tavsiyem, kaybettiğinizde üzüleceğiniz bir birikiminiz varsa biraz mesafeli olun. Sonra ikinci bir dotcom olayı yaşanırsa çok üzülürsünüz. Şimdi bu arazi olayını, negatif tarafı bir kenara bırakırsak şöyle de bir durum var. Yani videonun teknik tarafı çok emek de Koray abi şöyle vurucu bir şeyler anlatmadı daha şu kadar dakikadır. Keşke videoyu dakikalara, saniyelere vursaymış da biz zıplasaymışız. Yani hakikaten stüdyo işi kalitesinde ama. Bir keşke abim dakikalara, saniyelere vuraymış da biz de merak ettiğimiz kısımlara zıplayamışız. Neyse, bu da böyle bir videodur deyip zıpladım. Yani şey, emek müthiş, öte yandan yani bizim yatay bakışta konuştuğumuzun çok da ötesi de bir şey yok.
Ben de dedim reis böyle patlatacak herhalde, şöyle yaptık böyle yaptık. Mesela videoyu ben nasıl yaptığını daha çok merak ettim. Şu an itibariyle. Nigma'ya da Ruhi Çenet tarzı olsa 1 milyon izlenirdi. Evet, bu arada bence verilen emeğe kıyasla izlenmesi az bile kalmış videonun. LOL mü? CS Dying Light 2'den önce 1'e bakar mıyız? Yo, çünkü sanırım hepiniz Dying Light 1'i biliyorsunuz artık yani. Adam dünyanın en önemli fotoğrafçılarından bu arada. Ha öyle mi? O zaman deminki videoya bütün bakış açım değişti Enes. Çok teşekkür ederim verdiğin bilgi için. Biliyorum canım. Koray bir anda tanıyorum ben. Yani stüdyosuna gittik, TürkNet çekimlerini yaptık. Benim mesela sağda solda gördüğünüz TürkNet reklamlarımdaki fotoğraflarım falan çeken zaten Koray Brandt, yani tanımadığım birisi değil. Abi yatay bakışı virtual yapın. Valla benim telefonumda neredeyse bir senedir falan o FaceLink uygulaması var. Ama o FaceLink uygulamasını nereye alacağım da onu nereden canlı yayına atlatacağım falan, onlara çok üşendim. Onlar için açıkçası yayın yaptığım bilgisayarı da Unreal 5'i çatır çatır çalıştıracak bir seviyeye çıkartmam lazım. Ama yayın bilgisayarımı güncelleyesim yok açıkçası ya. Evet. Tam böyle sürahi sepetin şey diye video patlatacağı bir yer. Ne onun ismi? Ne o sürekli ne videoları çıkarıyordu o abim? Sürahi sepet. Gerçi yurt dışında örnekleri çıkmadıysa şimdi çakamaz ama çıksın da bir ondan sonra çakar hemen. Masonların Metaverse'deki 12 sırrı. Yahudilerin Metaverse'deki gizemli hikayesi. Anladın mı? Oralara bağlamazsa sıkılıyor. Metaverse'de çocuklarını satan aile. Kanım dondu. İş oralara gelsin o zaman Sürahi Sepet abim de girer. CS orta yaş sendromu mu bu bro? Ne abicim o? Orta yaş sendromu muydu? Saçımı uzatmam mı? Olabilir. Metaverse ve Tapınak Şövalyeleri. Aynen. Aynen, o konulara girmezse sıkılıyorlar genelde. En azından mason fason falan bir şey olacak da. Kerifleri yerine gelecek yani. Metaverse'i yöneten 5 aile. Aynen. Dönüp 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 dolaşıp gelecekleri nokta oralar muhtemelen ya. O eskide kaldı ama şu an çok daha normal videoları. Ha doğrudur. Yani güncelini izlemiyorum ben açıkçası. En son birebir yurt dışındaki YouTube thumbnail'larını birebir çakarak birebir aynı videoları yapmaya başladığı noktada hafif bir baygınlık geçirip takip etmeyi bırakmıştım yani. O yüzden yolu açık olsun. Kendini düzelttiyse ne güzel. Metaverse beni kovaladı. Metaverse'de Ayasofya'yı alıp kilise yaparlarsa ne yapacağız peki? Oo. Ortalık sağlam karışır ha. Ortalık çok güzel karışır yani. Herhalde Metaverse'le alakası olan her şey Türkiye'den bağlanır. Ruhi kaçtı Türkiye'den, İngilizce kanalına doldurdu videoları İngilizce. Yani her YouTuber'ın bir noktada yapacağı şeyi yapmış, iyi etmiş. Geliri 5 katına çıkmıştır herifin. Çünkü Türkiye'de 1 milyon izleteceğin herhangi bir videoda kayda değer bir para kazanacaksın. İzlenme gelirleri aşırı düşük. Trabzon stadına Fener bayrağı koydular. Nerede? Metaverse'te mi? Ya inanılmaz ya. Rigglenmiş bir karakteri Unreal ortamında XSense ile canlı vücut hareketlerini, yüzünü de iPhone'da Live Link Face ile 3D karakteri yaptırıp yapıyor abi.
Evet, Live Link Face dediğim gibi benim makinede indirilmiş durumda da onun arka tarafına sürekli çalışacak bir engine açıp o engine'deki görüntüyü de yayına vermem lazım. O bambaşka bir iş ya. Bir ara bir deneyeyim dedim ben onu. Nereden baksan ilk MetaHumans çıkmıştı ya Epic'te. MetaHumans ilk çıktığında ona bir bakayım dedim. Ondan sonra dedim ki baba bu iş ya. Yani. Neydi? Live Link miydi o uygulamanın ismi? Hatta canlı yayında indirmiştik. Hatırlıyor musunuz? Bir oyun geliştiren arkadaş. Ha işte şu. Hala duruyor. Baktığında böyle. Surat track etmeli. Böyle falan tarzı. Ama hani track ettireceğiz de ne yapacağız sonra bu datayı? Allah kerim onu bilmiyorum yani. Devamına hiç bakmadım. Devamı iş. Unreal 5'i indirmiştim yoksa bir ara MetaHuman'a bakayım kendi suratımı aktarabilir miyim diye ama. Bir ara bir de yayında deneriz. Çok merak ettiğim bir konu açıkçası ya. Deniz Özder bedava yıldız vermişti diyor. Sağ olsun. Aynen öyle. Arkada sürekli Unreal'ın açık olması lazım. Evet evet işte o da yayın yaparken kasar. Hani oyun nasıl oynayacaksın o noktada? İki tane PC ayırmak lazım yine yani. Bununla MetaHuman'ın riglerini hareket ettiriyorsun. Ben onu bağlayamadım ya. Niye bağlayamadım acaba? Metaverse'de dilencilik çok kazandırır mı? Arkadaşlar bütün online dünyalarda dilencilik hakikaten kazandırıyor ya. Kazanıyor ya bu arada. Metaverse'de KDV falan full. Metaverse'de Kabe'yi satabilir miyiz? Oo, ortalık karışır. Ata ata oldu. Geri geldim tutamadım kendimi demiş. İyi etmişim be. Hoş gelmişsin. Ne diyeyim? Metaverse'de hacca gitsek sevap point kazanır mıyız? Yani muhtemelen çıkartırlar onu ya bir süre sonra. Yaşlılarımız kalkıp kendileri gidemiyorlar hacca. Haccın parasını yarısını bana verin ben sizi VR'da götüreyim deyip takarlar gözlüğü. Öyle bir döndürürler. Hadi bakalım gördünüz işte haccı falan derler. Kapızlarlar götürürler yani. Sanal kurban kesimi. Yani tabii çünkü bir noktada kurban parasını dijital olarak bir yere verip de ondan sonra karşında kestirdim dediğinde o yani o yapacağın finansal yatırımı yine yapmış oluyorsun. Aç doyurmuş oluyor musun? Olmuyorsun. Bilmiyorum bence konuşulacak bunda. İlginç noktalara geliyor yani. Topkapı Sarayı 96 dolara satılıyor şu an baktım sitede. O asetidir ya onun. Metaverse'de sömürgecilik günleri gelir mi sence CS? Oğlum free to play'lerin hepsi zaten Metaverse'de sömürgecilik. O geleli çok oluyor. 18.000 saat LoL oynadım, 10.000 saat LoL oynadım diyen adamlar var. Ne? 18.000 saat Dota, 10.000 saat LoL oynamış. Kaç para kazandın diye sorsam? Heh. CSGO'da oynayıp kutu düşürüp skin satarak para kazanan insanlar var. Yani Metaverse'de sömürgecilik diye beklediğinizde aklınıza ne geliyor bilmiyorum ama Metaverse'de sömürgeciliği zaten grind bazlı free to play oyunların marketleriyle yaptılar yıllar önce. Yani haliyle. İsmini vermiyorum ya arkadaşım. Seni arkandan konuşmak gibi değil. Böyle bir arkadaşımız varmış diyorum yani. Ortaya konuşuyorum. CSGO o zaman da 3 TL pistol almıştım. Şu an 130 küsur olmuş. Oynamadan değer kazandı silah. Ya dipten gireceksin işte bu işlere.